Niagara'ya doğru gidiyoruz. Chicago dizimiz sonrasında bir de orayı gezelim bakalım. Çünkü bir saat 7.30, saat 3'te çıktık. 4 saattir yoldayız. 4-4.5 saattir yoldayız. 5-6 saat daha yolumuz var Niagara'ya kadar. Bugün hava çok bulutlu. Güneş doğmadı bir türlü. Yani saat 7.30'da hala karanlıkta gidiyoruz. Bu şekilde yola devam. Niagara'da görüşürüz. Hadi bakalım yola devam edelim. Evet, merhabalar yeniden. Çok yorgun duruyor muyum? 8 saattir araba kullanıyorum da. Geldik, arabamızı park ettik. Elimizi yüzümüze bir su çarptık. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Hep birlikte göreceğiz, bakacağız. Oradan yüzüp Kanada'ya geçebiliriz aslında. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer de Kanada. H2B vizesiyle Kanada'ya gidip gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Hazır Kanada sınırına gelmişken aklıma geldi. Cevan olan arkadaşlar araştırsın, turist olan arkadaşlar araştırsın. Ama benim bulunduğum vize kategorisi H2B vizesi benim Kanada'ya gidip gelmeme izin veriyor. Böyle bir anlaşma var. Araştırıp bunu değerlendirebilirsiniz. Şöyle de hafiften yaklaştık suyun kenarına doğru. Burada toplanmışlar, bakalım burası mı güzel be. Daha önce gelmedim. Bilmiyorum nereden nasıl. Göreceğiz hep beraber. Devam. Suyun altına gideceğiz. Burada insanlar var aşağıda. Yağmurluk giymişler. Belki biz de gideriz. Şelale bu şekilde, karşı taraf da Kanada. Bayrak görünüyor mu bilmiyorum ama karşıda Kanada bayrağı da var. Haydi gezmeye devam edelim. Haydi bakalım, inşallah ses geliyordur. Şuradaki insanları görüyor musunuz? Burada bir yere bak. Şuradaki köprüde. Oraya geçmeye çalışacağız. Geçebilirsek. Oraya geçip biraz da oradan kayıt almaya çalışayım. Hadi bakalım. Su sesi de bayağı gürül 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 gürül. Devam, hadi bakalım. Köprüye gelin.
lan ona. Arada bir patlok yok. Daha ileride bir yere geldik. Sanırım şuradan aşağı iniliyor. O suyun altına. Oraya gitmeden de, aa burası da çok güzelmiş bak. Şöyle şurayı da göstereyim. Ya bir tane şelale yok şimdi. Sanırım 3-4 tane şelale var. Onları görüyoruz. Aa burada da heykel var. Heykelci arkadaşlar. Nikola Tesla'nın heykeli. Şurada Tesla. Ha, bildiğim kadarıyla Tesla buraya birkaç elektrik santrali yapmıştı. O yüzden sanırım heykelini koymuşlar. Şimdi birazdan aşağı ineriz. Orada çekmeye devam ederiz. Karşıda gördüğünüz o kırmızı görünen insanlar da Kanada'dan gelen turistler, böyle gemiyle geliyorlar. Buraya gezip gidiyorlar. Biz de buradan benim gidelim. Ne olur ki? Haydi devam edelim bakalım. Görüşürüz Tesla Reis. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Şurada kuşların güzelliğine bakın suyun üzerindeki. Beyaz beyaz, çok severim. Karşıda da Kanada'nın kazinosu var. Akşama Parlament Kazinosu'nda buluşalım arkadaşlar. Alence var, alence. Bak bak, Kanada'dan geliyor bunlar. Mültecileri gördüm. Mülteciler orada arkadaşlar. Amerika sınırına girmeye çalışıyor. Mülteciler burada. Yakaladım. Polise ihbar edeceğim şimdi. Haydi bakalım gezmeye devam. Bak bak, Amerika'nın şelalelerine bakıyorduk. Bir de şimdi neyin şelalesine bakalım? Kanada'nın şelalesi. Orası da bir güzel duruyor. Ha şimdi bak bak bak. Hadi yakına gidelim de yakından bakalım aşağıdan. Şu oluşuma bakın. Şu doğal güzelliğe bakın. Allah'a inanmayan, Yaradan'a inanmayan taş olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Niagara Falls'ta bir Indian kuzine geldik. Açık büfe yemek veriyorlar. Bunun için bakıyorduk. Indian mutfağını bulduk. Yemekleri size göstereyim. Bizim yemeklerimize çok benzerler. Tatları biraz ağır ama. Buraya geliyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar. Büfe tarzı zaten bilen bilir. İstediğiniz kadar yemeklerden alıyorsunuz. Aynı parayı ödüyorsunuz. İstersen 5 kere kalkıyor. Hiç problem değil. İstediğinden alabilirsin. Sadece burada yazan dikkat edin. Ya kısaca anlatayım. İstediğin kadar al, istediğin kadar ye. Aynı para ama food waste edersen, yemezsen ayrıca şarj ediyor, 10 dolar. Çok güzel. Mercimek köftesi. Soslar.
French sos. Bizim cucumber raita dediği bizim cacık. Kabak musakla. Sebze kızartma. Kıymalı nohut. Pirinç pilavı. Mercimek çorbasının daha püre hali. Peynir topları. Bu da sebzeden yapılmış ama bunun tadına bakmadım. İçinde karnabahar falan var. Bu da ıspanaklı patates. Sebzeli pilav. Körülü tavuk. Chicken masala. Ve lamb. Kuzu ve tavuk. Ve bunlardan bayağı yedim, iki tur yedim. Ve burada bizim bulacağımın diyor. Şeye benziyor yani. Bizim Kemal Paşa tatlısı. Burada da kokteyl var, meyve kokteyli. Bu şekilde istediğiniz kadar yiyorsunuz. Tek bir kere şarj ediliyor. Ama food ve istediğinizi görürse her kalktığınız için 10'ar dolar fazladan para veriyorsunuz. Bu çok güzel bir uygulama. Tatlımı yiyeyim. Hüseyin çok mutlu. Evet Hüseyin, neden mutlusun söyler misin? Tüm yaz boyunca bulduğum ikinci helal restoran. Evet. O yüzden uzun süredir et yiyemiyordum. Benim için gerçekten çok anlamlı bunlar. Evet. Hüseyin adına ben de çok mutlu oldum. Kardeşim maşallah bayağı güzel yedi. Hep beraber yedik. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Evet, Niagara Şelalesi, Niagara Falls. İşte neyse, buranın gezisini burada bitiriyoruz. Çünkü dün gece 3'ten beri yoldayız. Yaklaşık 13 saattir yoldayız. Aracın içindeyiz. Tükendik, Chicago'dan geliyoruz. Yemek yiyelim falan filan mola derken bir saat daha burada harcayacağız. Saat 5-6 olur. Bizim 7-8 saat daha yolumuz var. O yüzden biz yavaştan gidelim. Çok memnunum. İyi ki geldim. Güzel. Doğa sevenlere, Allah'a inancını arttırmak isteyenlere birebir. Özellikle ve özellikle şuna dikkat edin. Sonbaharda geldim arkadaşlar. Sonbaharda çok güzel olduğunu fark ettim. Bilmiyorum yazın nasıldır. Ama bu kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Sıcak değil. Rengarenk ağaçlar. Sonbaharda gelin geliyorsanız da. Şöyle ufak da bilgilendirme yapayım gelecekler için maddi olarak. Girişte herhangi bir ücret ödemedim. Bu suyun altına gidip fotoğraf çekiniyorlar. Onu yapmadım. Ama sanırım onun için botla geliyorlar. Ben gerek duymadım. Ben üstlerinde gezdim şelalelerin. Bu şekilde gelirseniz parka hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ne masrafınız olur? Buraya gelirken otobüs. Otobüste ise arabayla geldiğiniz yakıt masrafı ve park parası. Parkı da işte arabayı park ettik. Daha ödemedik de 20-30 dolar bir şeydir. Onu öderiz. O şekilde çok güzel bir geziydi. Yemeğimizi yiyelim. Cape Cod'a doğru yola çıkalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın. Alp Şef.